Dostlar, herkese selamlar. Transfer gündemimizin ikinci bölümüyle gerçekleşen transferler videomuzun, video serimizin ikinci bölümüyle tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz ki ilk bölümde birçok transferi konuşmuştuk. Trabzon'un özellikle flash transferleri, Marek Amshik olsun, Gervinho olsun, bunların bu an, şu anki halini, 2022 profillerinin ne olabileceğini ve Trabzon'a neler katabileceğini konuştuk ve diğer takımların mevcut gerçekleşen transferlerini konuştuk. Şimdi ise gelin bakalım hangi transferler bitmiş transfer markete yansımış bunları bir inceleyelim. Önce tabii ki de Beşiktaş'ın transferiyle başlıyoruz. Evet Salih Uçan'la başlıyoruz. Salih Alanya Spor'da güzel bir sezon geçirdi. Bir önceki sezonda fena değildi. Gördüğünüz gibi tekniği gayet yerinde, zihinseli de yerinde ve 27 yaşında ama potansiyel yeteneği 135. Şimdi önümüzdeki sezon futbol menajer açısından ne olur? Belki de fizikseli biraz iyileştirilebilir, işte birer puan arttırılabilir. Ama düşüş kesinlikle yaşanmayacaktır, artış belki de birkaç puanda düzenleme olabilir orta sağ ve forvet arkası rollerinde oynayabiliyor. Beşiktaş'a da hayırlı olsun. Tabii ki de Beşiktaş'ın kadrosunu genişletmesi şarttı. Neden? Çünkü Avrupa'da oynayacak, ligde oynayacak ve kupada oynayacak. Bu üç kulvarda oynayacağı için ciddi anlamda yerli yabancı oyunculara ihtiyacı var. Salih bunun için gayet başarılı bir transfer. Daha sonra Fenerbahçe'nin transfer ettiği Steven Caulker 29 yaşındaki İngiliz önümüzdeki sezon 30 yaşında olacak ve Fenerbahçe'nin stoperleri arasında yerini alacak. Tabii ki de Vitor Pereira'nın gelişiyle Fenerbahçe'deki kadro değişimi konusu hala soru işareti. Çünkü kimler gidecek, kimler kalacak? Gerçekten çok çok fazla bir oyuncu havuzu var. Bunları eksiltmek, bütçeye de rahatlatmak gerekli. Şöyle bakacak olursak, Atilla Salai var, Serdar Aziz var. Sadık var, Disserant var, Lemos var, Steven Calker var. Yani 6 tane stoper saydık. Şimdi hangisi gidecek, hangisi kalacak? Bunlar soru işareti olurken. Calker evet güçlü, fizikli, kafa toplarında iyi olan bir oyuncu olarak biliyoruz kendisini. Profil açısından bence herhangi bir artış görünmeyecektir. Belki de düşüşte olmayarak mevcut özelliklerini koruyacaktır. FM açısından ortalama bir stoper olarak yani olmazsa olmaz değil ama olursa da faydalı olacak bir stoper. Fenerbahçe açısından ise yani bilemiyorum. Bilemiyorum. Hala bu tarz oyunculara ihtiyaç var mı? Yani transferi biraz daha gençlere yatırım yaparak sonuçta zaten belli başlı stoperlerim var. Bunun yanına yeni transfer edeceğin stoperler daha genç olsa ileriye dönük takım olgusunda uzun yıllar kalacak stoper olsa daha mantıklı olurdu benim görüşüm. Sonra Sivas'ın Gençler Birliği'nden transfer ettiği Sefa Yılmaz. Sefa Yılmaz profilinde de gözüktüğü gibi yedek bir oyuncu olabilir ama az bir oyuncu olup fayda sağlayacak oyuncu olarak gözükmüyor. Zaten 32 yaşına gelmiş bir oyuncu güncellemede almayacaktır. Belki de aldığı forma süresi ve oynadığı oyuna göre düşüş bile yaşayabilir diyebiliriz Sivas açısından. Sivas'ın bir diğer transferi ön libero, orta alan, stoper, bazen de sağ bek oynayabilen çok yönlü Koray Altınay oldu. 30 yaşındaki oyuncu fizikseliyle biraz ön plana çıkıyor ama yine o da bence az bir oyuncu olacak kıvamda değil. En azından futbol menajer açısından. Fakat Sivas Spor ve Rıza Çalınbay bu tarz oyunculardan iyi performanslar elde edebiliyor ligde. İşte Robin Yalçınlar falan bunlar da hep standart transferlerde ama Rıza Çalınbay onlardan istediğini alabildi aslında. Dişli takımının bir parçası olabilir mi? Evet olabilir. Az maliyetli yerli oyuncu statüyü de düşünürsek. O yüzden faydalı olabilir gerçek anlamda önümüzdeki sezon Sivas'a. Ama futbol menajer açısından bence çok tercih edilebilecek bir profil değil. Hatay'ın Trabzon'dan transfer etmiş olduğu Kamil Ahmet Çörekçi, Sabek oynayan oyuncu çok fazla forma şansı bulamıyor. Daha doğrusu yedek olarak oyuna giriyor veya oyunun gidişatına göre oyuna giren bir isim. Ama Hatay'da belki de az bir görev verilebilir kendisine. Kendisi 30 yaşında önümüzdeki sezon Hatay forması giyecek. Hatay'a faydalı olabilme ihtimali var. Çünkü oyuna sonradan girdiğinde etkili işler yapabiliyor zaman zaman. Oyun bazında da yine zihinselinde zayıflıklar olsa da fena değil ortalama veya yedek bir bek olabilir kendisi. Karagümrün bir transferini konuşacağız. 22 yaşındaki genç oyuncu Rayan Baniye'yi transfer etti Karagümrük. Yine bir İtalyan herhalde Biglia falan getirtmiş olabilir. Biliyorsunuz ki Boriniler, Biglialar kara gümrükte bir hayli hakimdi. Tabii ki şunu kontrol etmedim. Bu İtalyan çetesi kara gümrükte hala sözleşmeleri devam ediyor mu? Belki de ayrılanlar olmuş olabilir. Ama Ryan Bania bu sezonki profiliyle bence tercih edilebilir bir oyuncu değil. Potansiyel yeteneği de 118. Çok iyi bir sezon geçirdiyse belki biraz mı olabilir. Ama onun haricinde FM içerisinde tercih edilebilecek bir profil kesinlikle değil. Bir diğer transferimiz Göztepe'ye Dino Arslanagic stoper aldılar. Gördüğünüz gibi 27 yaşındaki oyuncunun markajı, top kapması ve zihinseli gayet güzel. Tek sıkıntısı hızı ve hızlanması ağır bir oyuncu ama kuvvetli ve kafacı bir oyuncu diyebiliriz kendisine. Ama tabii kafa vuruşu da 12 olması bu açıdan biraz sıkıntı. Oyun bazında bakacak olursak yararlı bir transfer, kullanılabilecek bir transfer ama gerçek anlamda izleyip görmemiz lazım. Kendisi ne kadar performans verecek? 1.94 boyundaki 28 yaşındaki oyuncu gerçekten uzun boylu ve güçlü bir stoper. Umalım fayda getirsin Göztepe'ye. Hep ara ara konuştuğumuz, genç oyuncularda tavsiye ettiğimiz, Türk oyuncu dediğimiz, kendi içimizde transfer edilir, gelişir vesaire diye konuşup aldığımız bir diğer oyuncu olan Ahmet Kutucu'yu Başakşehir kadrosuna katmış. Başakşehir'e hayırlı olsun bence güzel bir transfer. Ne olursa olsun oyuncu genç 21 yaşında mutlaka gelişecektir. Gelişirken de kendisine kattığı artı performansı daha sonra Başakşehir'in kasasına katabilir diye düşünüyorum. 2021 profiline bakacak olursak gayet zaten bildiğimiz üzere alıp transfer edip geliştirdiğimiz bir oyuncu. Ama 2022'de yine profili artış gösterecektir. Zaten potansiyel yeteneği de 146 olan oyuncu gelişmeye devam edecek. Puanları da yükselecek. Başakşehir'e de yararlı bir transfer olmuş. Futbol menajer açısından da gayet kullanılabilir bir oyuncu. Daha sonra bildiğiniz gibi bizim Fenerbahçe'ye gelen Samuel Holmen'in kardeşi Sebastian Holmen'i Rizespor renklerine bağladı. 29 yaşındaki İsveçli oyuncu stoper mevkiinde oynuyor. Samuel Holmen'den ziyade Holmen orta saha görevi yapıyordu ama Sebastian Holmen'de şöyle baktığımız zaman markajı 14, kafa vuruşu 14, pası 12, hızı hızlanması fena değil. Yani ortalama bir profil çiziyor. Ee, olsaydı biz de gençler birliği kariyerinde kullanırdık, hayır demezdik böyle bir profilli stopere. Dediğim gibi çok iyi değil, kötü de değil, ortalama bir profil. Ha 2022'de ne olur? 2022'de bence de gerilemez olduğu gibi kalır. Bu, bu şekilde devam eder profili. Kasımpaşa'ya geldik. Kasımpaşa Ahmet Engin'i transfer etti. Dizburg'dan transfer edilen sol kanat oyuncusu hızı ve hızlanması yerinde olan ama teknik açıdan biraz zayıf kalan bir oyuncu. Zihinselinde de agresifliği ve kararlılığı yüksek. Oyuncu 25 yaşında ama gelişime çok fazla açık olmayan bir oyuncu. Önümüzdeki yıl profili de fazla değişmeyecektir. Yani pozitif bir profile dönüşmez. Bir diğer transferi Kasımpaşa'nın Sparta Bırak'tan Michel Travnik. Travnik de orta saha oyuncusu, hızlı bir orta saha oyuncusu ve özel yeteneği de var. Birazcık çabuk, teknik, iyi bir profil transfer etmişler gibi görünüyor. Tabii ki de gerçekte izleyip de yorum yapabileceğimiz bir transfer. Şöyle baktığımız zaman 27 yaşında belki de iyi bir sezon geçirdiyse bir iki tık özelliğinde geliştirme, düzenleme yaparlar diye düşünüyorum. O yüzden tercih edebilecek bir profil. Gerçekte de umalım Kasımpaşa'ya fayda getirsin. Oyun içi de gayet iyi bir profil. Antalya Spor'un transfer ettiği sol bek oyun bazında bakacak olursak sol bekte Kanat bekte, sağ bekte gibi birçok yerde oynayabilen bir oyuncu ama özellikleri daha çok ortalama yani 12-13 bandında seyreden bir oyuncu. Ama Antalya Spor'a fayda sağlayacaktır çünkü daha 22 yaşında e, bu oyuncu eğer iyi bir sezon geçirdiyse 2022 profili karşımıza biraz daha düzgün çıkacak ve Antalya'da da iyi bir performans gösterdiğinde güzel para kazanılabilecek bir oyuncu olarak duruyor kendisi. Daha önce Herenven'de oynamış, Hollanda'dan Antalya Spor'a katılan oyuncu. Göze çarpan özelliği ise taç kullanması diyormuşum. Fizikseli fena değil yani bütün bir hani gücü fazla hızı az hızı az gücü fazla gibi değil e, komplike bir fiziksel özelliği var. 1 iki artış da gerçekleşirse gayet güzel bir profil ortaya çıkar 2022'de. Evet Adana Demir'in bir diğer transferi Brit Asambalonga Balonga forvet oyuncusunu Middlesbrough'dan kadrosuna katıyor Adana Demirspor. Gördüğünüz gibi konsantrasyonu biraz az ama diğer özellikleri güzel. Özellikle fizikselindeki hızı ve hızlanması gayet yeterli bir seviyede. Süratli ve ligimizdeki stoperlere baş belası olabilecek bir oyuncu. Middlesbrough kariyerinde de 155 maçta 50 gol atmış. Oyuncunun bir sonraki sezon profili kesinlikle gerilemeyecektir. Ama gelişme konusu birazcık şüpheli. Belki de bazı teknik özelliklerinde artış olabilir ama iyi bir transfer gibi duruyor Adana Demirspor için. Adana Demir'in bir diğer 10 numara transferi desek yeridir belki de Galatasaray'dan kovulan Belhanda'yı kadrosuna kattı. Belhanda bir süredir futbol oynamadı. Yani yarım dönem diyebiliriz hemen hemen. Onun üzerine bu profili bence bir tık zayıflayacaktır. Zaten yaşı da artık 32. 32 yaşındaki bir profilin güçlenmesini bekleyemeyiz. Özellikle fizikselinde hızı ve hızlanması birer ikişer puan düşeceğini düşünüyorum. Ama yine de oyunda hala verimli olacaktır. Gerçekte ise Adana Demirspor'la hırslı mı oynayacak yoksa yine yaramaz Belhanda olarak mı karşımıza çıkacak? Bunu gözlemlememiz gerekli ama Galatasaray Adana Demir maçı gerçekten biraz ilginç olacak Belhanda için veya yapacakları için. O maçı da şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz diye düşünüyorum. Şimdilik gerçekleşen transferler bizim için bunlardı. Daha birçok transfer gerçekleşti biliyorum ama bazılarını zaten bildiğimiz oyuncular işte Ankara gücünden X takıma giden oradan oraya giden zaten hali hazırda sık sık adından bahsettiğimiz oyuncular biz burada gerçekleşmiş ve göze dişe takılır transferleri konuştuk. Bu transferler arttıkça daha flash isimler transfer edildikçe bu transfer gerçekleşen transfer videoları serimize devam edeceğiz. Şimdilik bu kadardı. İkinci bölümü izlediğiniz için teşekkürler. Umarım her oyuncu her takıma faydalı olur. Keyifli, heyecanlı birlik bizi bekler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.